Merhaba arkadaşlar. Kurban Bayramınızı tekrardan kutluyorum. Ve sizlere Yunak Belediyesi için yazmış olduğum fatura takip programını kısaca tanıtmak istiyorum. Özellikle bütün derslerimi izleyen takipçilerimin şu anki tanıtacağım programın aynısını birebir yapabiliyor durumda olmalarını bekliyorum için doğrusu. Sonuna kadar da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu login formatı standart olarak kullanıyorum. Hemen hemen tüm programlarda bunu kullanıyorum arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifremi giriyorum. Burada 3 defa giriş hakkı var. Ondan sonra programı kapatıyor. Aşağıda arkadaşlar fatura giriş toplamı 0, ödemeler toplamı, kalan toplam 0. Burada yıl ve aylar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öncelikle cari tanımlama, fatura kayıt, ödeme işlemleri ve cari ekstre, aynı zamanda kaydetme program hakkında vesaire menülerimiz var. Şimdi bu program ne yapıyor arkadaşlar? Belediye çeşitli firmalardan ürün ve hizmet satın alıyor. Bu hizmet karşılığında, ürün ve hizmet satın alma karşılığında belediye faturalar kesiliyor çeşitli meblağlarda. Belediye her ay ödenek geldikten sonra imkanları dahilinde bu firmalara belli oranlarda ödemeler yapıyor. Ya faturanın tamamını karşılıyor ya da bir kısmını ödüyorlar. Dolayısıyla burada bir fatura takip işlemi için bir program yazdım arkadaşlar. Talepleri doğrultusunda. Şimdi öncelikle cari tanımlamaya giriyorum. Burada standart cari tanımlama formumuz var. A firması diyelim. Vergi dairesi Konya. Tabii tanıtabilmem için biraz veri giriş yapmam lazım arkadaşlar. IBAN numarasını giriyorum. Ondan sonra telefon numarası. Konya'nın kodunu bilmiyorum. 0 342 olsun. Evet. Adres Konya. Kaydete bastım arkadaşlar. Bir firmayı tanıttım. Bir cari tanıttım. İkincisi B firması olsun. Bu da Konya. Bu da vergi numarası. IBAN'ını yazıyorum yine. Telefon numarasını 0 342. Son bir cari daha tanımlayacağım. C firması. Şöyle yine IBAN'ını yazdıktan sonra telefonu yazıyorum. Ve Konya'da. Carilerimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bunların güncellemeleri, silmeleri, aramaları var. Şimdi buradan A firmasından fatura numarasını da şöyle girdikten sonra 35.000 TL'lik fatura tarihini de yazdım. Yakıt alımı diyelim. Kaydete bastım arkadaşlar. A firması gördüğünüz gibi 35.000 liralık bir fatura girişi yaptım. Böyle buradan çıkıp cariye baktığım zaman burada A firmasının arkadaşlar 35.000 TL alacaklı olduğunu görebiliyorum. Birkaç fatura daha girelim. Yine C firmasına fatura numarasını yazdım. 60 bin. Kömür alımı. Yine B firmasına fatura numarasını girdikten sonra 12.500 kırtasiye alımı olsun. Yine A firmasına fatura numarası yol yap bir tutar yazalım 55.000 lira yol yapımı gibi fatura karşılığında faturaları girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi carilere baktığım zaman C firması 60.000, B firması 12.500, A firması 90.000 liralık alacakları olduğunu görüyorum. Ana ekranda fatura buraya direkt yansımadı herhalde. Biraz daha yansıtacağız. Ha, ödeme olmadığı için pardon. Şimdi carilerimizin alacaklarını gördük. Şimdi ödeme yapmak istediğimiz zaman bir ödeme emri numarası giriyoruz. Ödeme tarihi burada gördüğünüz gibi. Ne kadar ödeme yapıyoruz? Bakın şurada 162.500 liralık bir alacak toplamı var carilerimizin. Örneğin 200 bin
dediğim zaman fazla ödeme girdiniz. Şu anda 162.500 liralık bir ödeme olduğu için 200 bin lira bir ödeme yapamazsınız. 163 bin dediğim zaman yine aynı şekilde fazla ödeme tam o oranda girebiliriz veya daha aşağı girebiliriz. Örneğin 100 bin liralık bir ödememiz var. 100 bin lira ödeyebiliriz. Şimdi bu 100 bin lirayı cep firması 60 bin lira alacaklıdır. 40 bin lira cep firmasına ödeyeceğiz. Bakın hemen kalan tutar 60 bin, aktarılan 40 bin. B firmasına 10 bin. Mesela biz B firmasına 15 bin alacağında fazla ödeme yapılamaz. 15 bini aktaramayız. 10 bin aktaralım. Hemen aktarılanları da aşağıya aktardığını görüyorsunuz. A firmasına da arkadaşlar şu anda 50 bin liramız kalmış gördüğünüz gibi. 50 bin lirada A firmasına aktarıyoruz ve kalan sıfır. Şimdi yazdır diyorum. Topluya ödeme yazdırılsın mı? Evet diyorum. Mesela ödeme ya da toplu ödeme diyelim. Toplu ödeme. Tabi yazıcı olsa yazıcıdan çıkarır. Masa üstüne kaydettim. Ödeme yazdırıldı. Kaydet diyorum. Kaydedilsin mi? Evet. Ve ödemeleri kaydettim. Şimdi cariye baktığım zaman burada C firmasına 40 bin lira, B firmasına 10 bin lira ve A firmasına 50 bin lira ödediğimi görüyorsunuz. Şimdi bir şeye girelim arkadaşlar. Ana sayfamıza geldik. Şöyle bir masa üstüne toplu ödemeye bakalım. Gördüğünüz gibi ödeme emri burada. Toplam ödeme 100 bin. Ödeme tarihi 02.08.2020. Şurada cari ID'leriyle beraber hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını burada gösteriyoruz. Onay tarihi, toplam ödeme 100 bin, belediye başkanı formumuzda çıktısı burada arkadaşlar. Şimdi ana ekrana baktığımız zaman fatura giriş toplamı 162.500, ödemeler toplamı 100 bin, kalan 62.500. Şimdi bir daha ödeme yapalım. Ödeme işlemlerine geliyorum. Şu anda 62.500 liralık bir ödeme yapabiliriz. Yeni bir sonraki aya geçtik. 62.500 liralık bir ödeme yapacağız. Hemen şuradan buna 20.000 TL. B firmasına 2.500 TL. Ve A firmasına da arkadaşlar 40.000 TL. Gördüğünüz gibi kalan tutar 0. Yine yazdır deyip yazdırabiliyoruz. Yine şuraya toplu ödeme 2 diyeyim. Ve kaydete bastım. Ödeme kaydedildi. Şöyle masa üstüne tekrar bakalım. Toplu ödeme 2'yi açtığım zaman yine ödeme emri burada. Toplam ödeme 62.500. Her firmaya ne kadar ödeme yapıldığını yine görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi carilere baktığım zaman alacak 60 bin, ödenen 60 bin, bakiyeleri hepsi sıfır. Şimdi bunlardan tekrar hizmet satın aldığımız zaman buradan geliyorum. İşte C firmasından yine fatura numarasını yazdıktan sonra bir 30.000 TL'lik bir yakıt alımı olsun. Kaydet. Ondan sonra B firmasına yine fatura numarasını girdikten sonra 20.000 TL'lik kömür alımı. Kaydete basıyorum. Yeterli. Şimdi buradan çıkıyorum. Cariye baktığım zaman gördüğünüz gibi C firması 30 bin, B firması da 20 bin lira alacaklıdır. Toplam alacakları da şurada görüyorsunuz 90 bine 32 bin. Şimdi ödeme işlemlerine geliyorum. Yine ödeme emrini yazıyorum. Ne kadar ödeme yapacağım? Toplam 50 bin lira ödeme yapabiliyorum şurada görüyorsunuz. Mesela 60 bin lira ödeme yapmak istediğim zaman ödeme fazla ödeme dedi ve kabul etmedi arkadaşlar. 50 bin TL. Bu 50 bin TL'nin 30 bini şuraya ödüyorum. Şu firmaya. Kalan 20 bin TL'yi de firmaya ödedikten sonra yazdır diyebilirim. Yazdırmayabilirim de kaydete basıp kaydettim. Cariye baktığım zaman arkadaşlar kimsenin borcu alacağı kalmadı. Burada Temmuz ayına baktığım zaman fatura giriş toplamı 0. Ağustos ayına baktığım zaman toplam fatura girişi 212.500. Ödemeler toplamı 212.500. Kalan 0. Buradan da detaylı görebiliyorum. Cari ekstraya geldiğim zaman C firmasına tıkılıyorum. C firmasının burada ne almışım görüyorsunuz ekstresini. Toplam C firmasına 90 bin liralık bir alışveriş yapmışım. 90 bin lira da ödemişim. Kalan borcu yok arkadaşlar.
Burada da o kendisine yaptığım ödemeleri buradan görebiliyorum. Hangi tarihte ne ödeme yapmışım burada görünüyor gördüğünüz gibi. Burada yazdıra bastığım zaman ekstra yazdırılsın mı? Mesela C firması ekstresi diyorum. Ve masa üstüne kaydettim. Masa üstüne baktığım zaman C firmasının ekstresini de şu şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Fatura numaralarını burada, fatura tutarı, fatura tarihi, açıklamayı görüyorum. Burada ödemeler hangi tarihte ne kadar ödeme yaptığımı IBAN'larıyla beraber toplam görebiliyorum arkadaşlar. C firmasının ekstresini buradan gördüm. Aynı şekilde B firması, A firması. Bakın A firmasından iki defa fatura almışız ve iki defa ödeme yapmışız. Bir fatura daha giriş yapalım. Mesela B firmasına bir fatura numarası giriyorum. Toplam 120 bin TL'lik bir yol yapımı diyelim. Ya da bahçe yapımı. Park yapımı diyelim. Kaydete basıyorum. Ve B firmasına giriş. Bakın cariye baktığım zaman B firmasına 152 bin 500 TL'lik fatura aldığımı, 32 bin 500'ü ödediğimi, 120 bin liralık bir bakiyesi olduğunu görüyorum. Ödeme işlemlerine gelip burada ödeme emrini giriyorum. Burada sadece B firmasına ödeme yapabileceğimi ve 120 bin lira ödemesi olduğunu görüyorum. Mesela 70 bin lira ödeyebiliyoruz bu ay. Hemen B firmasına geldim. 70 bin lira kaydettim. Evet, şimdi tanımlamalara baktığım zaman burada B firmasının 50 bin liralık bir bakiyesi olduğunu görüyorum. Bir sonraki ayda yine fatura ödeme emrini girdikten sonra 50 bin lira ödeyebiliyorum. Burada 50 bin liralık bir fatura ödemesi yapacağım. Ve kaydete basıyorum arkadaşlar. İstersen yazdırabiliyorum. Şimdi carilere baktığım zaman kimsenin yine borcu kalmadı. Burada ekstra gelip B firması dediğim zaman B firmasının toplam ödemelerini görüyorsunuz. Bir seferinde 70 bin, bir seferinde 50 bin, 20 bin, 12.500. Burada ekstresini yazdır dediğim zaman buraya B firması ekstresi diyorum ve masa üstüne kaydettim. Şöyle masa üstüne baktığım zaman B firmasının ekstresini buradan detaylı görebiliyorum. B firmasından ne almışım? Park yapımı, kömür alımı, kırtasiye alımı, fatura toplamları burada. 120 bin lira ona yaptığım ödemeleri buradan detaylı olarak görebiliyorum. Ekstresini bu şekilde çıkarabiliyorum arkadaşlar. Program bu şekilde carileri takip edebiliyoruz. Faturalarını girip ödemelerini yapıyoruz. Program bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum.